Merhaba arkadaşlar, bugünkü videomuzda Brawl Stars'a yeni katılan Eevee karakterini çizeceğim. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Haydi hemen başlayalım. Kağıdımızın üst tarafından kocaman bir tane yuvarlak yaparak başlayalım. Eevee'nin kafasını oluşturacağız arkadaşlar. Bunun için evdeki yuvarlak çizimleri kullanabilirsiniz. Benim de yuvarlak çizimim çok iyi değil ama yavaş yavaş yapacağız arkadaşlar. Yuvarlak kafayı çizdikten sonra kağıdımızın orta tarafından yine bakın şöyle iki tane birbirine ters olacak şekilde kalp işaretinin hemen üst tarafını yapalım. Sonrasında da bunları yine yukarı taraftan bir tane eğriyle aşağı tarafa kadar uzatacağız arkadaşlar şu noktaya kadar. Buradan da yine aynı şekilde bakın şöyle bir tane eğri yaptıktan sonra uzatıp aşağı tarafta aynı noktayla birleştiriyoruz. Hemen bunun üstüne gelecek şekilde iki tane eğriyle kulaklarımızı yapalım. Şu birincisi olsun. Hemen şuradan da bir eğriyle ikincisini çizelim. Sonrasında da bakın tam şu noktadan başlayıp kocaman iki tane göz çizeceğiz arkadaşlar. Yine yüz yuvarlak olacak. Tabii ne kadar çizebilirsek yuvarlak. Bu şekilde birinci gözümüzü yapalım. Hemen bunun solundan ikinci gözümüzün yuvarlağını oluşturalım. Her iki gözümüzün de sonrasında etrafını birazcık böyle bir kirpik çizeceğiz arkadaşlar. Şu ikinci göz olsun. Bakın şu noktadan şöyle bir sanki balina sırtı yapıyormuşuz gibi yapalım. Aynısını buradan şöyle bir balina sırtı yapıyormuş gibi yaptıktan sonra bu noktaları artık gözümüzün üst tarafıyla şu şekilde birleştirelim. Buradan da yavaş yavaş kapanarak birleşsin. Bunlar kirpiklerimizi oluşturacak arkadaşlar. Şu birincisi şuradan kapanarak gelen ikincisi olmuş olsun. Tam bunun gibi şuralara da birer tane ekleyip göz kısmımızın kirpik olayını bitirmiş olalım. Hemen bu kısımda gözümüzü şöyle ortanın biraz alt tarafından dik bir çizgiyle ikiye ayıralım arkadaşlar. Gözümüzün olduğu kısmı yapacağız. Sonrasında da bakın tam şu noktadan bir çekirdek tanesi büyüklüğünde göz bebeğimizin olduğu kısmı kondurabiliriz. Her iki taraftan konduralım arkadaşlar. Çekirdek tanesi gibi yapıp bırakıyoruz arkadaşlar. Şimdi bu iki gözümüzün tam ortasına gelecek şekilde bakın şöyle bir tane eğri çizelim. Burnumuzun olduğu kısmı yapacağız. Bu eğriden sağa ve sola doğru iki tane daha eğri çıkartalım. Böylelikle burnumuz ortaya çıkmış olsun. Hemen bunun alt tarafına da şöyle hafif böyle gülümseyen bir ağız kondurmuş olalım. Artık boyun noktamıza geçebiliriz. Her iki taraftan şöyle birer tane eğri indirip bunu aşağı tarafa doğru sivri bir şekilde indirelim arkadaşlar. Sonrasında da her iki tarafına bakın şöyle birer tane eğri çekip yaka kısmımızı şu uç noktalarla birleştirelim. Yaka kısmımızı yapmış olalım. Sonrasında bakın şu noktalardan sağa ve sola doğru iki tane eğri çektikten sonra bu omuz kısmını yapmak için şu şekilde bir şuradan da yine şöyle iki tane çizgi çekmiş olalım. Yaptığımız bu çizgileri de artık şöyle dikine aşağıya indirebiliriz. Omuzlarımızın çizgilerini şu şekilde aşağıya indirelim arkadaşlar. Bu aşamada artık kemer kısmımızı yapabiliriz. Şu noktayı birleştirdik. Artık şu noktaları da şöyle aşağıya doğru bir şuradan da aşağıya doğru uzatalım. Aşağı tarafta da yine yukarıya paralel olacak şekilde hafif bir çentik vererek kemer kısmımızı ve
pantolon kısmımızın alt kısmını oluşturmuş olalım. Hem bakın bu noktada şu üç noktaları birbiriyle birleştiren hafif bir tane eğri yapalım. Ayak kısmına geçmeden önce kol kısımlarını halledelim. Onun için arkadaşlar bakın şuradan bir eğri çizdik. Hemen omuz noktamızdan da şu noktaya kadar bir eğri çekelim. İki taraftan yapalım onu. Şu noktalara kadar bir tane eğri çektikten sonra bu noktaları artık şöyle bir tane eğriyle şöyle uzatalım arkadaşlar. Buradan da şu noktaya kadar uzatmış olalım. Hemen burada eldiven çizgimizi çekip parmaklarımızı yapmaya başlayabiliriz. Onun için ilk eğriyle şöyle baş parmağımızı konduralım. Hemen şu alt taraftan ikinci eğrimizle beraber şöyle parmaklarımızın hepsini içine alacak şekilde bir tane eğri çekelim. Sonrasında da bakın şu baş parmağın olduğu yere bir tane paralel çizgi çekip diğer parmaklarımızın teker teker çizgilerini konduralım arkadaşlar. Şu birinci elimiz bitmiş olsun. Hemen ikinci elimizin eğrilerini çiziyoruz. Bakın şöyle şu noktaya birinci eğri. Hemen bunun karşılığına şöyle ikinci eğriyle birleştirip bunun hemen alt tarafına şöyle eldiven çizgimizi çekelim. Sonrasında da ilk baş parmağımızı şu şekilde oluşturalım. Sonrasında da bakın şöyle ufak bir eğriyi çektikten sonra hemen şuradan bütün parmakları içine alacak kocaman eğrimizi baş parmağımızla birleştirelim. Sonrasında da diğerinde yaptığımız gibi şuna eğri bir tane paralel çektikten sonra 3 tane parmak çizgimizi bu noktalarla birleştirmiş olalım. Az bir kısmı kaldı. Şimdi hemen burada ayakkabılarımızı koyalım arkadaşlar. Şöyle bir eğri, böyle arka tarafa doğru uzunca ikinci bir eğri ile beraber uzatıp bunu alt taraftan şöyle bir tane eğri ile uç kısmını yapıp bunu sivri bir şekilde birleştirelim. Hemen bunun karşılığını konduralım arkadaşlar. İlk önce şöyle topuk noktamızı yaptıktan sonra yukarıya doğru şöyle bir tane eğri çekelim. Şuraya noktayla aynı uzantılı olacak şekilde koyup buradan da yine şu noktaya bir uzantı uzatalım. Bu iki noktayı da şöyle orta noktada birleştirip artık ayak noktamızı vücudumuzla sadece birleştirmesi kaldı. Her iki taraftan birleştirelim arkadaşlar. Son olarak şu noktayı da bacağımızla birleştirerek resmimizi tamamladık arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.